أي متى ممكن الشخص يخضع لعملية تجميل الأسنان وشو هي أنواع العلاج الخاصة يلي بيتبعوها الأطباء لعلاج كل حالة؟ ابتسامة من الأشياء الحلوة يلي بتترك انطباع إيجابي عند الناس، وبوقتنا الحالي صار بيقدر الأطباء يصمموا ابتسامة خاصة بالشخص حسب شكله الخارجي. ولنعرف أكثر عن هيدا الموضوع قبلنا الدكتور نهاد تنفير، تابعوا معنا. تغيير أشياء بسيطة بالابتسامة ممكن يدعم ثقة الأشخاص بنفسهم وتحسن من نفسيتهم، وهالشي بدوره بيأثر بشكل كتير كبير على علاقتهم الاجتماعية وتواصلهم مع الناس. الابتسامة الحلوة دايماً بيكون لها تأثير عند الناس، وهالشي بيخلق تواصل إيجابي بينهم. دكتور، شو هو تجميل الأسنان؟ ديش أستيتي 21. yüzyılın en önemli özelliklerinden biri. Burnunuz ve gözleriniz ne kadar güzel olursa olsun, dişleriniz kötü renkte, çapraşık ve bozuksa insan yüzünüzdeki bir bölüm eksik olarak kabul ediliyor. Ve sizin karşınızdaki kişi size baktığı zaman güzelliğinizde ciddi bir eksiklik hissediyor. Bu sebeple insan yüzünün tamamlayıcı estetik uzvu, organı diş. O dişler ne yazık ki bozuksa görüntü, bütün güzellik ortadan kalkabiliyor. إذا بحال عم بتعانوا من انحراف أو كسر بالأسنان، لازم تزوروا طبيب مختص بالموضوع تيعالج لكم المشكلة. هالشي ما له تأثير بس من الناحية التجميلية، وإنما كمان من الناحية الصحية بهيدي الحالات. عيادة تنفير من العيادات يلي بتقدم خدمات الطبية بمجال معالجة وتجميل الأسنان لكتير من المرضى من تركيا وحتى من الدول الأجنبية. دكتور، ومين هن الأشخاص اللي بيقدروا يخضعوا لتجميل الأسنان؟ ديش استيتي yaptırmak için en önemli sebep dişlerdeki çapraşıklık olabilir. Dişlerdeki dekolorizasyon dediğimiz renk bozukluğu olabilir. Dişlerin herhangi bir sebeple bir çürümesi, çekilmesi, yerine başka bir dişin konmaması diş estetiğinin ana sebeplerinden biri. Tabii bunun içerisinde kazalar, travmalar da girer ama ağırlıklı olarak bozuk bir yapı varsa diş estetiği mutlaka kişiye özgü olarak yapılmalı. Zaten Tanfer Kliniği'nde en önemli özelliği kişiye özgü olarak diş tasarımı yapıp onu hastaya uygulamasıdır. دكتور، بحال حبينا نخضع لعملية تجميل الأسنان، شو هي الأشياء اللي لازم ننتبه عليها؟ Diş estetiğinde önemli bir iki kriter var. Birincisi gülüş açısı. Yani kişi güldüğü zaman nereye kadar dudakları, komisürleri açılıyor ve hangi dişleri gözüküyor? Bir kere öncelikle buna dikkat etmek lazım. İkincisi, hastanın dudak yapısı önemli. Dudak yapısı diş estetiğini tamamlayan en önemli unsurlardan bir tanesi. Siz çok güzel dişler yapabilirsiniz ama karşınızdakinin dudakları o kadar gösterişli ve güzel olmayabilir. Yani işin fonu. Bu sebeple biz kliniğimizde özellikle diş estetiğini bir bütün olarak algılıyoruz. Bunun yanında yanakları önemli ve yanaklarının çöküklüğü veya kırışıklığı önemli. Tabii ki ondan sonraki kısımlar burnu, kaşı, gözleri ve diğer uzuvları önem kazanıyor. Bütün bunlar birleştiği zaman diş estetiği bir anlam ifade eder. Yoksa sadece dişlerin çok güzel olması ve diğer yerlerin eksiklerinin olması yapılmış olan güzel bir dişi de ne yazık ki ortaya düzgün bir şekilde koyamaz.